Dün burada kısmen konuşmuştuk ama Boğaziçi Üniversitesi'nde olup bitenlerle ilgili de bir iki satır laf etmek istiyorum. Şimdi kayyum rektör Naci İnci'nin işte uygulamalarını eleştirmiştik. Hatta bir röportaj vermiş Sabah gazetesine. Orada öğrencileri ve akademisyenleri aslında kendilerini temsil etmemekle arkalarında başka güçler olmakla suçlamıştı ve onları arayüz diye nitelendirmişti. Bir takım işte başka dış çevreler filan bunların arkasında. Onları esas ortaya çıkarmak lazım filan diye bahsetmişti. Onu da eleştirmiştik. Dün Naci İnci yine çok tartışılan bir adım attı. Can Candan diye bir öğretim üyesi var. Bu Boğaziçi'li akademisyenlerin direnişinde ön saflarda mücadele eden bir değerli öğretim üyesi. Can Candan'ın derslerine son verilmişti. Üniversiteyle ilişiği kesilmişti hukuksuz bir şekilde. Dün gitmiş okula. Yani okula girmek istemiş. Eşi de orada öğretim üyesiymiş. İşte orada öğrencileriyle görüşecek. Bir açık ders söz konusuymuş. O açık derse katılacak. Ve Can Candan'ı okula almamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir öğretim üyesini yıllarca bildiğim kadarıyla 14-15 yıl hizmet verdiği bir okulun kapısından içeri sokmamak. Çevik kuvvet filan barikat kurmuş. Hocam alamayız sizi filan demişler. Okulun güvenlik görevlileri. Ne yapacak Can Hoca oraya girip? Yani terörist eylem mi yapacak? Bir akademisyeni okuluna ilişiği kesilmiştir, kesilmemiştir. Orada bir hukuki mücadele vardır filan detayını bilemeyiz. Yani orada bir karmaşıkta bir durum var. Can Candan'ı okula almamak Naci İnci'nin, yani Profesör Doktor Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi rektörünün büyük bir ayıbıdır. Yapmayın hocam. Böylesine çocukluklara tevessül etmeyin. Can Hoca'yı almayın. Kapıya talimat verin filan. Böylesine çiğlikler yapmayın. Koskoca insanlarsınız, koskoca akademisyenlersiniz. Siz icabında Can Hoca'yla akademisyenlerin kantininde ya da yemekhanesinde birlikte oturup yemek de yiyebilmelisiniz. Görevine son vermiş olabilirsiniz. Ya da ne bileyim belli bir takım yetkilerinizi kullanıp öyle bir tasarrufta bulunmuş olabilirsiniz ama kapıya talimat verin, almasınlar o adamı içeri. Ne demektir? Ayıptır. Nitekim dün akademisyenler o her gün sırtlarını dönerek yaptıkları protestoyu bırakıp kapıya gitmişler. Can Hoca'ya sahip çıkmışlar ve onun içeri alınması için uğraşmışlar ama sanıyorum sonunda da bunu başaramamışlar. Böylesine ayıplarla, böylesine çocukluklarla akademiyi meşgul etmeyin ve her zaman yaptığım çağrıyı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sayın Naci İnci, kendinizi Melih Bulu'nun durumunda daha fazla harcamayın, itibarınızı daha fazla zedelemeyin, bırakın gidin oraya Boğaziçi Üniversitesi'nin ve genelde akademinin kural ve teamüllerine uygun bir şekilde akademisyenlerin üniversite camiasının kabul ettiği, onayladığı ve arkasında duracakları bir rektör gelsin, o yönetsin. Akademik özelliği, bilimsel özelliği ve en önemlisi de insanlığı ve izzeti nefsinizi bu kadar daha çiğnetmeyin. Bu kadar söyleyeceğim. Bu laf da size yeter hocam. Bu laf da size yeter. Sayın Naci İnci'ye söylüyorum.